Evet. Diğer güzel bir bronz heykelin önündeyiz. Tabi diğer gösterdiğimiz heykel kadar ihtişamlı olmasa bile detaylarına baktığımızda bence çok güzel bir çalışma olmuş. Bunun adı Farnese Boğası. Tabii ki bir mitolojik hikayeye sahip. Her zaman olduğu gibi baş kahramanımız Zeus. Tanrıların tanrısı, çapkın tanrımız. Ve su perisi Antiope. Ve Antiope Zeus'tan hamile kalır. Ve iki tane bir ikiz doğurur, iki tane delikanlı ikizleri olur. Ama amca maalesef bu ikizleri ormana terk eder. Antiope'yi de kendi karısına köle eder. Ama her mitolojik hikayede de yaslayacağımız gibi ormanda yaşayan bir çoban vardır. Ve bu çoban bu bebekleri bağrına basar ve onları yetiştirir. Delikanlı çağına geldiği zaman bu iki delikanlı Zeus'la Antiope'nin oğulları biri sanat sever, biri de müzik sever. Birisi sanat ve müzikle uğraşan bir yapıya sahip olur. Diğer delikanlı ise savaş sanatlarıyla ilgilenir. Ve annelerinin köle olarak amcaların eşine verildiğini bildikleri için intikamlarını almaya yemin ederler. Ve ne olur gördüğünüz boğa ve onun boynuzlarına sarılmış saçlar yani yengesinin ve ezilerek boğanın altında öldürülen amcalarını görmekteyiz. Yani intikamlarını bu şekilde alan ikizleri görmekteyiz bu güzel bronz çalışmada. Evet, 1545'te Karakalla Hamamı'nda bulunmuş ve Farnese Sarayı'na taşınmış. Aslında bunu mermer olarak da görebilirsiniz. Bu çalışma bronz olarak karşımızda ve 19. yüzyıl sonunda.